Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşaret. Okuyacağımız yer muhakemattan 3. makale. Oranın işaret diye geçen kısmı. Eğer desen delil-i ihtirai itai vücuttur. Yani yaratılış delili. Vücudun verilmesi, varlığın verilmesi. İtai vücut ise, vücudun verilmesi ise İdam-ı mevcudun, mevcudu yok etmenin refikidir. Halbuki adem-i sırftan vücudu, yani sırf yoktan yaratmayı, varlık vermeyi ve vücudu mahstan var olan bir şeyden de adem-i sırfı, yokluğun meydana gelmesini aklımız tasavvur edemiyor. Yani yok var olmaz, var yok olmaz. Bu manada bazı şeyler söyleniyor. Acaba işin hakikati nedir? Çünkü ihtira delili yoktan vücut vermek. İşte yoktan vücut vermeyi anlamıyoruz. Var olanın yok edilmesini anlamıyoruz. Cevaben derim, yahu sizin bu istisabınız, bunu zor görmeniz ve şu meselenin tasavvurundaki istirabınız, bunu garip görmeniz, bir kıyas-ı hadi'in netice-i vahimesidir. Aldatıcı bir kıyasın vahim bir neticesidir. Zira icat ve ibdai ilahiyi, Allah'ın vücut vermesini, yoktan yaratmasını, abdin sanat ve kisbine kıyas edersiniz. Yani biz yoktan bir şey yaratamıyoruz. Var olan bir şeyi de tümüyle yok edemiyoruz. Dolayısıyla Allah'ın kudretini de böyle tasavvur etmek çok yanlış. Ve Allah'ı kendinize kıyas etmek olur. Mahlukat arasında bile kendi aralarında mertebeler var. Diyelim mumun da ışığı vardır. Ama mum kendi ışığını güneşe kıyas edemez. Güneşin ışığıyla kıyasa girmez. Veya güç kudret itibariyle evet elektriğin bir kuvveti var. Yıldırımın da kendine göre bir kuvveti var. İkisi yine birbirine kıyas edilemez. Zira icat ve ibdai ilahiyi abdin sanat ve kisbine kıyas edersiniz. Halbuki abdin elinden bir zerreyi imate veyahut icat etmek gelmez. Yani insanlar yaratma ve öldürme kudretine ve vücut verme kudretine sahip değildir. Belki yalnız umur-i itibariye ve terkibiyede bir sanat ve kisbi vardır. Yani insanlar diyelim ki topraktan çanak çömlek yapar, bu gibi şeyleri gerçekleştirirler. Yoksa yoktan bir şey meydana getiremezler. Veya diyelim araba olarak bindiğimiz şey evvelinde bir takım metallerden ibaretti. Onu araba şekline getiririz. Oturduğumuz evler evvelinde bir takım malzemelerden meydana gelmişti. Onları ev haline getiririz. Ama bu yoktan yaratmak demek değildir. İnsanlar şu ana kadar hiçbir şeyi yoktan yaratamamışlardır ve bundan sonra da yaratamayacaklardır. Evet, bu kıyas aldatıcıdır. İnsan kendini ondan kurtaramıyor. Yani biz yoktan bir şey meydana getiremiyoruz. Öyleyse Allah da meydana getiremez gibi bir sonuç. Çok yanlış bir sonuçtur. Allah-u Teala her şeyin yaratıcısıdır. Elhasıl insan kainatta mümkünatın öyle bir kuvvet ve kudretini görmemiş ki icadı sırf ve idamı mahsetsin. İnsan kainatta mümkünatın öyle bir kuvvet ve kudretini görmemiş ki sırf yani yokluktan var edebilsin ve var olan bir şeyi tümüyle yokluğa gönderebilsin, mümkün değil. Halbuki hükmü aklisi de daima üssül esası müşahedattan neşet eder. Yani insan aklen hükümler verirken gördüğü şeylerden yola çıkar, gördükleriyle değerlendirmelerde bulunur. Demek asar-ı ilahiyeye mümkünat tarafından bakıyor. Allah'ın eserlerine, yaratılmış olan varlıklar canibinden bakıyor. Allah'ı da onlara kıyas ediyor. Halbuki hayret efsa asarıyla, hayrette bırakan eserleriyle müsbet olan kudret-i saniin canibinden temaşa etmek gerektir. Mahlukat arasında bile mertebeler olduğunu söylemiştik.
Mesela biz akıl sahibiyiz insanlar olarak ama bizden başka diğer canlılarda böyle bir kudret yok. Dolayısıyla onların bizi anlayabilmesi mümkün değildir. Akıl nasıl bir nimet? Bunu idrak edemezler. Ömründe renk nedir görmeyen birisi, doğuştan ama olan birisi renkleri hayal edemez. Bu manada eğer onda o yönde bir kabiliyet olmamışsa kendine kıyas etmesi yanlış olur. Yani ben göremiyorum o halde diğer insanlar da göremez diyemez. Demek ibadın ve kainatın umur-i itibariyeden başka tesiri olmayan kuvvet ve kudretlerin cinsinden olan bir kudret-i mevhume içinde saniyi farz ederek o noktadan şu meseleye temaşa ediyor. Mesela ben bu kitabı elimle tutup kaldırabiliyorum. Allah-u Teala bize cüz'i bir kudret vermiş. Ama Allah-u Teala kendi kudretini anlatırken şöyle bildiriyor. مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar Allah'ı layıkıyla bilemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü arz bütünüyle Allah'ın kabzasındadır. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِ Bütün gökler Allah'ın elinde dürülüdür. Bu Cenab-ı Hakk'ın azametini, haşmetini bildiren bir ifade. Dolayısıyla bir insan bu kitabı kolaylıkla nasıl tutuyor, kaldırıyorsa Allah-u Teala bütün alemi kabzayı tasarrufunda tutuyor, çeviriyor. Halbuki vacibül vücudun canibinden kudreti tammesi noktayı nazarından bu meseleye temaşa etmek gerektir. Yani bize göre kıyas etmek değil, Allah'ın kudreti açısından bakmak gerektir. İşaret. Birinin asarı muhakeme olunursa onun hassasını nazara almak lazımdır. Birinin eserleri muhakeme edilirken, değerlendirilirken onun hassasını, ona has özelliği nazara almak lazımdır. İşte şu meselede edilmemiştir. Allah-u Teala sonsuz kudret sahibi, sonsuz kudret sahibi olan zaten yoktan yaratmak, yoku var etmek elbette güç değildir. Allah'a bakan yönüyle bu değerlendirildiğinde son derece kolaydır. Ama kendimize kıyas edersek yanlış olur. Belki şöyle bir değerlendirmeyle daha iyi anlamak mümkün olabilir. Bizler günün birinde düşündüklerimizi ekrana yansıtabilirsek, onlara sanal bir vücut verebilirsek Allah'ın yaratmasını bir derece daha kolay anlayabiliriz. Mesela biz dağ olsun dediğimizde ekranda bir dağ görüntüsü meydana gelse, alt taraflardan sular aksın dediğimizde sular akmaya başlasa, etrafta yeşillikler olsun, üzerinde otlar bitsin, ağaçlar bitsin dediğimizde onlar ortaya çıksa, bu Allah'ın yaratmasının cüz'i bir misali olur. Kaldı ki bizim yaptığımız gerçekten dağ, gerçekten ağaç, çiçek değildir. Sanaldır, sadece bir görüntüdür. Ama Allah-u Teala şu alemi sanal olarak yaratmamış. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Gökleri ve yeri hak olarak gerçekten var, sabit bir şekilde yaratmış. Demek ki birinin eserleri muhakeme olunursa onun hassasını nazara almak lazımdır. İşte şu meselede edilmemiştir. Adam diyelim küçük bir usta, kendi çapında bir usta, bir evi belki bir yılda yapıyor. Ama buna denilse ki falanca firma işte bir yılda 10 bin tane ev yapıyor. Kendine kıyas edecek olursa ben senede bir tane yaparken onların 10 bin tane yapması mümkün değil diyebilir. Ama bu bir firmaysa, güçlü bir firmaysa 10 bin değil 100 bin de yapar. O kimsenin kendine kıyas etmesi yanlış bir kıyas olur. Zira bu meseleye acz-i abdin arkasında kudret-i mümkünatın tarafında kıyas-ı temsilinin perdesi altında temaşa ediyor. Yani Allah'ın yaratmasını insanlar değerlendirirken kendilerine kıyas ederlerse yanlış değerlendiriyorlar. Ve insanın acizliği, mümkünatın kudretinin işte noksan oluşu ve bir de kendilerine kıyas tarzında böyle bakıyorlar. Halbuki tekvin-i alemde bir kısmının maddesiz ibda ve bir kısmı dahi maddeden inşa ile şu kadar hayret feza, asar-ı mucize ile
kudret-i kamile-i ilahiyeyi göstermekle beraber ondan sarf-ı nazar etmek, gaibi şahit suretinde görmek olan kıyas-ı hadi ile, yani aldatıcı kıyas ile ve ebnai cinsini muhakeme ettiği gibi bir kaide-i mahdude ile vacib-i vücuda nazar ederler. Hatta çok meseleyi akl-ı selim makul gördüğü halde onlar gayr-ı makul tevehüm ederler. Tembih, muhteraattan kat-ı nazar, masnuatın en zahir ve en münevver ve ziya dedikleri olan nuru aynı alemin gözünün nurunun kavanin acibesi ve onun semeresi ve misali musagarı olan nur basarın göz nurunun nevamisi bediasıyla, harika kanunlarıyla münevver ve musavver olan kemal-i kudret-i ilahiyenin canibinde muvazene noktayı nazarında gayr-ı makul ve uzak tevehüm olunan mesaile temaşa edilirse, menus, yani insana yakın, ünsiyet edeceği şeyler ve aynı aklın, akıl gözünün kirpikleri ortasında görülecektir. Burada tabii müthiş bir sanat yapılıyor. Önce güneş, ardından insanın gözü, ardından da akıl. Güneşin ziyası var. Güneşin ziyasını evimizdeki ampullerin ziyasıyla, ışığıyla kıyas edemeyiz. Öte yandan insanın gözünden şualar, insan gördüğünü aynı zamanda değerlendirebiliyor. Ne kadar harika bir şey. İşte güneşi yaratan insana gözü de vermiş ve görmekle ilgili kanunları meydana getirmiş. Ve çok harika bir durum. Allah-u Teala şu aleme güneş lambasını asıyor ve bize verdiği gözlerle de alemin güzelliğini bizler seyrediyoruz. Anlama noktasında da aklımızla bunları idrak ediyor ve anlıyoruz. İşte burada aynı akıl gözü, yani akıl da bir göz, akıl gözüyle de insan Cenab-ı Hakk'ın sanatının muhteşem olduğunu görüyor ve anlıyor. Tembih, nasıl ki zaruriyattan nazariyat istintac olunur, yani zaruri meselelerden, nazari olan, teorik olan meseleler çıkarılır, netice olarak çıkarılır. Öyle de asar-ı sani'in zaruriyatı, mahfiyat-ı sanatına bürhandır. Yani Allah-u Teala'nın yapmış oldukları, yapacaklarının bir teminatıdır ve delilidir. Dünyayı yaratan, ahireti de yaratabilir. Ve Allah-u Teala'nın şu anda yaratmış oldukları o kadar hayret verici ki, şöyle bir hatıramı nakledeyim. Birisi sormuştu, hocam dedi cennette herkese dünya genişliğinde bir mülk verilecekmiş, doğru mu? Doğru dedim, kitaplarda öyle geçiyor. Hocam dedi milyarlarca insan cennete giderse, milyarlarca insanın her birine dünya genişliğinde mülk. Yani bu nasıl bir şey, nasıl olur böyle bir şey? Biraz akıldan uzak görür gibi bunu sordum. Ben de dedim ki, bunu anlamak için illa cennete kadar gitmeye lüzum yok. Allah'ın şu anda yarattıklarını seyretmek bile bunu anlamamız için yeterlidir. Bizler dedim şu anda Samanyolu galaksisinde, güneşe bağlı bir gezegende, dünyada yaşıyoruz. Samanyolu galaksisinde güneşimiz gibi 200 milyar yıldız olduğu tahmin ediliyor. 200 milyar. Ve bütün alemde de Samanyolu gibi en az 100 milyar galaksi, yani yıldızlar topluluğu tahmin ediliyor. 200 milyar çarpı 100 milyar. Artık ne ediyorsa. Bu durumda dedim baktığımızda insanlara bırakın böyle dünya genişliğinde bir cennetin verilmesi. Belki bir galaksi düşüyor veya belki bir sistem düşüyor. Bunları söyleyince muhatabım bayağı rahatlamıştı. İşte Allah-u Teala'nın şu anda yapmış olduğu, yaratmış olduğu şeyler onun zaten sonsuz kudretini göstermeye yetiyor. Bu açıdan bakıldığında bizi yoktan yaratan yeniden diriltmeye kadirdir. Dünü getiren yarını getirmeye elbette kadirdir. Dünyayı yaratan ahireti de getirecektir. Telvih. Acaba nizam-ı alemdeki sanattan daha dakik, daha acip, daha garip, cinsi kudret-i mümkünattan daha uzak akıl tasavvur edebilir mi? Elbette edemez. Yani alemin nizamındaki
sanattan daha dakiki, daha hayret verici olanı yok. İnsan acaba şöyle olsa daha harika olur mu düşünse düşünse şu daha güzel olurdu diyebilecek durumda değil. Zira fünun gösterdikleri fevait ve hikem ile, fenler gösterdikleri faideler ve hikmetler ile biz zarure saniyin kast ve sanat ve hikmetine şehadet ettiklerinden ukulü kabul etmeye mustar etmişlerdir. Yani fenler insanlığın topyekün gözü gibi, fenlerin gözüyle aleme nazar ediyoruz ve bakıyoruz ki alemde her şey en ideal boyutlarda, daha güzel olmasını tasavvur edemeyiz. Yoksa bu bedihiyattan en küçük bir hakikati akıl kendi kendine kalsaydı kabul etmezdi. Evet, zemin ve asumanı hamleden, zemin ve asumanı, yeri ve gökleri taşıyan ve muallakta tutan ve ecram-ı kainatı istihdam eden, zemin ve asumanı hamleden, yani dünya çok muhteşem bir ağırlık, hayal edemeyeceğimiz kadar büyük bir ağırlık, işte okyanuslar var, efendim yeryüzü var, o kadar içinde canlılar, cansızlar var, dağlar var ve bunlar boşlukta duruyor ve düşmüyor, dağılmıyor ve muallakta tutuyor. Sadece dünyamızı değil, güneşi de, yukarı alemdeki yıldızları, gezegenleri de Allah boşlukta tutuyor ve hareket ettiriyor. Ve kainattaki ecramı istihdam eden, hizmet ettiren, Allah-u Teala kainattaki ecramı manevra tarzında, nasıl ki askeri manevralar oluyor, uçaklar, gemiler, her birisi manevraya katılıyor. Göklerin ve yerin orduları Allah'ın, Allah-u Teala bu ordularla manevralar yaptırıyor. Ve nizamında idhal ile hiçbir emrine isyan edilmeyen Zat-ı Akdes'ten neden istirap olunsun ki ondan derecatla eshel ve ehaf olanı hamletsin. Yani bunları yapan, bunların emsalini yapmaktan aciz değildir. Evet, bir dağı kaldıran, bir hokkayı kaldırabilmekten tereddüt etmek, sırf safsata etmektir. Koca dağı kaldırıyorsa, acaba küçük bir hokkayı, yani mürekkep hokkasını kaldırır mı denilmez. Elhasıl, nasıl Kur'an'ın bazısına müfessirdir, kezalik kainat kitabı dahi bazı suturu arkalarındaki sanat ve hikmeti tefsir eder. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler açıklıyor. Mesela Yevmiddin, Maliki Yevmiddin. Acaba din günü nedir? Kur'an'ın başka yerinde ve mâ edrâke mâ yevmiddin fîmme mâ edrâke mâ yevmiddin yevme lâ temlikü nefsün lillâsin şey'e vel emri yevme idil lillâh. Yani din gününün hesap günü olduğu, kimsenin o günde bir başkasına fayda veremeyeceğini Cenab-ı Hak anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını tefsir ettiği gibi kainat kitabının da bir kısım ayetleri diğer ayetlerini açıklıyor. Mesela dünyada Allah-u Teala'nın bize gösterdiği şeyler ahirette göstereceklerinin bir numunesi. Mesela sonbahar. Sonbahar senevi mevsim olarak düşünüldüğü zaman adeta kıyameti hatırlatıyor. Yani dört mevsim içinde kıyamete benziyor. Ve ilkbahar, o da öldükten sonra dirilmenin, mahşerin bir timsali. Ve bu manada bakıldığında gerçekten alemde pek çok icraatlar diğer alemle alakalı ilahi icraatlara bir numune olmuş. Dünyadaki bağlar, bahçeler cennetin bağ ve bahçelerinden, dünyadaki güzel köşkler, saraylar oranın hayalimizin fevkindeki meskenlerinden, dünyadaki ateş unsuru, hapishane, o gibi yerlerde cehennemden haber veriyor. Demek ki hem Allah'ın tekvini kitabı olan Kur'an, tekvini kitabı olan kainatı iyi okumak, hem de kelami kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i gayet iyi okumak gerekiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.